Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. 31 Ağustos 6 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar Dolunay haftasındayız. Hafta içerisinde e, ayın ışığı büyürken Dolunay'ın da enerjileri hafta boyunca belirleyici olacak. Salı sabah saatlerinden itibaren artık Dolunay'ın etkisini hissedeceğiz. Dolunay çarşamba günü 2 Eylül'de sabah 8.21'de gerçekleşiyor 10 derece balık burcunda. 12. evinizi aydınlatan bir dolunay. Gerek ruhsal anlamda maneviyat alanında gerekse e, sağlığınız, günlük koşullarınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili alanlarda önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir dolunay aslında. Bir yandan bilinçaltınız hareketlenirken kendinizle ilgili önemli bir şeyleri fark edebilirsiniz. Bir yandan etrafınızda olup biten ama farkında olmadığınız konular açığa çıkabilir. Yani gizli olan bir şeylerin belirgin o belirginleşmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dolunay aslında hayatınızda bir şekilde günlük hayatınızı iyileştirmek adına, sağlığınızla ilgilenmek adına size önemli fırsatlar da verebilir. Balık burcu kabullenişle alakalıdır ve bir şekilde akışta kalmak, olup biteni anlamak fark etmekle alakalıdır. Ve 12. evinizdeki bir dolunay belki bu anlamda sizi ruhsal anlamda derinden etkileyebilir. Dolunayla beraber hafta içerisinde biraz yalnız kalmak, biraz geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Dinlenmek için, kısa bir tatil için bu dolunayı değerlendirebilirsiniz. Bir yandan da hayatınızda artık gerekliliği kalmamış bir şeyleri böyle çıkarmak için hayatınızdan, elemek için, yüklerinizden kurtulmak için bu dolunayın da enerjisi güçlü bir etki verebilir. Mars halen daha burcunuzda ilerliyor. Evet, 10 Eylül'e kadar Mars Koç burcunda ilerleyecek ama artık yavaşlamaya başladı. Çünkü 10 Eylül'den itibaren geri harekete dönecek. E, bu da Mars'ın enerjisine yani hem ruhsal anlamda hem gerek bedensel anlamda biraz daha dikkat etmeniz gerektiğine de işaret ediyor. Evet, bu hafta 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçecek. Merkür 27 Eylül'e kadar Terazi burcunda olacak. E, günlük hayattaki e, karar verme mekanizmalarımız, düşünce tarzımız, iletişim gücümüz, bunların hepsi Merkürle ilgilidir ve Terazi burcundaki bir Merkür e, ilişkiler anlamında, uzlaşma anlamında anlaşmalarda, sözleşmelerde, ortaklıklar, işbirlikleri, partner ilişkilerinizde sizi biraz daha güçlü hale getirebilir. Özellikle 27 Eylül'e kadar olan süreç içerisinde ilişkileriniz adına düşünmeniz, konuşmanız, bir şeyleri çözmeye çalışmanız mümkün. Bu anlamda başkalarından hizmet alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz ve her türlü işbirliği ve ilişkiler alanında da bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Eşiniz ya da partnerinize de karşınızdaki kişinin size karşı da daha anlayışlı olması, daha uzlaşmacı olması, iletişiminizin biraz daha güçlenip öne çıkması da bu süreçte mümkün olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.